Ne oldu anne? Bu yaptığını çocuklar bile yapmaz. Neden? O kadar güzeldi ki. Şey, doktor bey, borcumuz... Güle güle Bayram Efendi. İnşallah kahvehanene geldiğinde bir çayını içerim. Buyur. Abi hayır, gelir mi hiç öyle kazanılan paradan? Gelmez tabii Ramazan Efendi, gelmez. Allahu Teala bir kulunu severse onu dünyada zahit yapar. Sense kendini insanlığa öyle adamışsın ki gözün başka hiçbir şey görmüyor. Bunun neresi kötü hala? Sen gerçekten bulunmaz bir insansın. Hadi canım sen de doktor. Aynı zamanda gerçek bir dost. Ah bu fukaralık, ah. Baba biz fukara değildik. Bizi bu hale getirdiler. Başka doktor mu var burada? Adamın ne gecesi var ne gündüzü. Sadece burası değil. Koskoca Gelibolu Yarımadası'nda başı ağrıyan ona koşuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yolunda şehit olanlara ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız. Şehitler Allah'tan şunu isteyecekler. Ya Rabbi, bizi dünyaya tekrar gönder ve senin uğrunda bir kere daha şehit olalım. Ya Hüsrev Efendi ne olmuş, bize doğru dürüst anlatsana. Kolunu makineye kaptırmış. Yarası derin mi? Öyleye benziyor. Vah vah vah. Durun. Durun ya. Doktor rahat bırakın da işini görsün. Hey! Dur dediyse durun da. Ne laf anlamaz adamlarsınız ha? Hiç olmazsa sen gidip neler olduğuna bir bak Hüsrev Efendi. Doğru söylüyor. Sahi öyle yapsana Hüsrev Efendi. Oy, siz ne sabırsız uşaklarsınız da. Oh!
Pekala, ben gidip bakayım. Ama kimse peşimden gelmesin. Sen merak etme Yasun. Bir yere kıpırdayamazlar. Abi. Çantadan sargı bezi çıkarır mısın? Bez var mı ki? Olduğu kadar. Ne yapalım? Şunu kesiver Hüsrev Efendi. Nereden keseyim doktor? Şuradan. Şeker, gaz, tuz, un gibi iki parça çaputta çok görüldü millete. Neler söyleniyorsun öyle Hüsrev Efendi? Hiçbir şey doktor. Kendi kendime konuşuyordum. Hala bir haber çıkmadı. Reis, istersen ben gizlice gidip bakayım. Olmaz dedi kuşum. Ama reis. Olmaz. Sizin doktora güveniniz yok mudur? Olmaz olur mu? Ama baksana iş ne kadar uzadı. İnşallah kolu falan kopmamıştır. Ay, ne kadar kötü şeyler düşünüyorsunuz. Bana neden takanur demişler biliyor musunuz? Yanlış edene takas koyduğum içindir. Çantada bez var mı? Kaldı mı ki? Geçmiş olsun Bekir Efendi. Sağ ol doktor. Allah senden razı olsun. Hem hayatımı hem de kolumu kurtardın. Yoksa ben bu mesleği bir daha nasıl sürdürürdüm? Estağfurullah Bekir Efendi. Allah zamanında yetişmemizi nasip etti de fazla kan kaybına mani olduk. Babacığım. Sana bir şey olsaydı ben ne yapardım? Asıl sen burada olmasaydın ben ne yapardım oğlum? Maşallah, maşallah. Allah'a şükür. Bekir abi, aslan gibi çok şükür. Sağ ol doktor. Allah sizden razı olsun doktor bey. Sağ ol. Ya siz de olmasaydınız? Estağfurullah, estağfurullah. Her şey yüce Allah'ın sayesinde. Sen de mi buradaydın? Nerede bir vaka var, iyi veya kötü, çopur muhakkak oradadır. İşte onun duası... Sizlerin duası sayesinde bu işi başarmış olduk. Hadi bakalım Hüsrev Efendi. Biz artık gidelim. Nereye doktor? Unuttun mu? Bugün ziyaretine gideceğimiz bir hastamız vardı.
Ha, şimdi hatırladım doktor. Desene bu gece de sabahçıyız doktor. Tekrar geçmiş olsun Bekir Efendi. Doktor bey. Unutma Bekir Efendi. Bir daha makine başında çalışırken daha dikkatli olacaksın. Hadi gidelim. Gene para almak istemedi. Ne adam be? Böyle bir adamın İstanbul yerine burada işi ne acaba? Ben de senin gibi düşünüyordum ama öğrenince şaşırıp kaldım. İyi. Hiç bilmediği baba sevgisini tadabilmek için. Hiçbir şey anlamadım. Bakın anlatayım. Sana bir şey söyleyebilir miyim doktor? Tabii söyleyebilirsin. Ama bana gülmeyeceksin. Gülmek mi? O da nereden çıktı? Gene de istersen gülebilirsin. Pekala. Söyle bakalım. Bekir Efendi var ya. Ne olmuş? Veya yardımına koştuğun hastaların. Karşılığında bir şey almadığın için kendilerini mihnet altında kalmış hissedebilirler. Bunu hiç düşünmemiştim. Mesela Nilgün Hanım'la annesi de mi? Yok, o başka. Kazaya bir sebep olduğumuz için o boynumuzun borcu. Diğer hastaları kastediyorsan çoğunluğu zaten ihtiyaç içinde olan insanlar. Ama Bekir Efendi öyle değil. Ya şu ağzındaki baklayı bir an evvel çıkarsana Hüsrev Efendi. Mesela ondan sakat arabası yapmasını isteyebilirsin. Sakat arabası mı dedin? Seve seve yapar. Üstelik çok da memnun olur. Nilgün Hanım için mi? Kızcağız böylece Çınarlı Tepe'ye gelip eskisi gibi kır çiçeklerine tekrar kavuşabilir. Yalnız başına mı? Yalnız başına olur mu doktor? Hafta sonları annesiyle gelir. Sahil günlerde de onu hiç yalnız bırakmayan kız arkadaşıyla. Murtaza Bey'in kızı Süheyla ile demek istiyorsun. Galiba hiç fena bir fikir değil. İyi. İyi, gülme de. Yapabilir mi dersin? Ne dedin doktor? Yapabilir mi dedim. Arabayı yani. Tabii yapabilir. İstersen ben hallederim. İyi, iyi. Hadi gidiyoruz.
Bir gün sen de benim gibi askere gideceksin. Ben de seni uğurlayacağım. Ama senin gibi somurtarak değil, gülerek uğurlayacağım, tamam? Tamam. O zaman sen de şimdi gül bakalım. Zeki! Zeki neredesin? Yine bizi merak ettirdin. Siz üçünüz bayramın kahvesini açıyordun. Olur reis. Biz temelli adını düzelteceğiz. Anlaşıldı. Bugün Bekir Efendi'nin başına gelenleri duydunuz değil mi? Abi ne olmuş ki? Verilmiş sadakası varmış. Allah o Doktor Nezih Bey'den razı olsun. Hızır gibi yetişmiş imdadına. Yedi ajansı başlıyor beyler. Susalım, susalım. Anadolu Ajansı'ndan alınan habere göre Alman orduları bu sabah Yugoslavya sınırını geçmiş bulunmaktadır. Haber çeşitli kaynaklardan teyit edilmiştir. Hiçbir şey anlamadım. Ben de. Bayram Efendi duymuştur herhalde. Ne olmuş Bayram Efendi? Alman orduları bu sabah Yugoslavya sınırını geçmişler. Yugoslavya'da gitti. Ha, şimdi sıra Yunanistan'da. Demek onlar da Zoko'yu yutuyor. Sıra bize geliyor. Unutmayın. Gelsin. Biz de armut toplayacak değiliz ya. Hasan doğru söylüyor. O kadar kolay değil. Onlar Türk milletinin ne olduğunu çok iyi bilirler. Kolay kolay saldıramazlar. Hele bir saldırsınlar da o zaman Zoko'yu onlar yutarlar. Ne oluyor? Ne oldu? Sesleniyor. Hadi koşun. Koşun. Dışarıdan. Hadi. Hadi yürü. Nereden geldin sen? Ben size dememiş miydim? İşte savaş başladı. Ne biçim patlamaydı o? Sanki yakın bir yerlere bomba düştü. Bana da öyle geldi. Saçmalamayın canım. Ne işi var burada bombanın? Olur olur Abdullah Efendi. Ne olabilir ki? Yani adamların Bulgar hududundan attıkları bomba gelip bizim buraya mı düşecek? Belki bombaya kanat takmışlardır. Uçup buraya konmuştur. Tayyareyle atmış olamazlar mı? Bak bunu hiç düşünmemiştim. Abi yoktur böyle bir şey bak. Bakın, bakın.
Bir çocuk bu tarafa doğru koşuyor. Aha. Belki bir şeyler biliyordur. Bekir Efendi'nin oğlu Kadir o gelen. Ne oldu Kadir? Niye öyle koşuyorsun? İleride bir bomba patlamış. Nerede? Selman amcaların bahçesinde. Ya ben size demedim mi bombadır diye? Peki nasıl düşmüş oraya? Düşmemiş. Selman amca çukur kazarken patlamış. Abi şu işe bak be. Birinci Cihan Harbi'nden kalmış olmalı. Peki Selman amcana bir şey olmuş mu? Ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Evet. Gidip bir bakalım beyler. Jandarmalar alıp götürdüler. Biz yine de gidip bakalım. Ailesi kim bilir ne durumdadır. Gidelim tabii. Yardıma ihtiyaçları olabilir. Ne var kızım? Zeki baba, Zeki. Abi ne olmuştur Zeki? Saatlerdir meydanlarda yok. Ne olmuş Ramazan amca? Abi nedir bu başımıza gelenler? Ne oldu yenge? Bizim Zeki. Saatlerdir ortalarda yok. Hiç böyle yapmazdı. Merak etme yenge. Burası ufacık bir yer. Allah saklasın. Bir şey olsa hemen duyulur. Abi kızım. Ne yaparsın böyle? Ne olmuş Hasan? Ramazan amcanın torunu kaybolmuş. Kaybolmuş ha? Kaybolur mu hiç? Koca çocuk, merak etmeyin. Siz gidin, biz Hasan'la çocuğu arayalım. İyi olur. Ramazan efendi, Veli ile Hasan çocuğu arayacaklar. Merak etme. Sen gelini yalnız bırakma. Hadi gel Hasan, arayalım. Olur. Sen merak etme. Biz şimdi bulur getiririz. Allah sizden razı olsun evlatlarım. İstersen burada ayrılalım. Sen rıhtıma in. Ben de karşı sokaklara bakayım. Tamam. Olur. Zeki! 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 Zeki neredesin? Hasan, bulamadın mı? Bütün rıhtımı aradım. Rıhtıma inen sokakları da. Bence en iyisi jandarmaya haber vermek. Ramazan amcalar ne olacak? Meraktan helak olmuşlardır. Haklısın. İstersen önce onlara uğrayıp bir şeyler uyduralım. Ne gibi? Gel benimle. Başka çare yok. Haber edersin sen. Aman yarabbim. Ne yapacağız biz şimdi? Durun. Merak edilecek bir şey yok. Bir arkadaşıyla birlikte görenler olmuş. Galiba arkadaşının evine gidiyorlarmış. Abi o kızın öyle bir şey yapmaz. Öyle deme amca, çocuk bu. Abi yapar mı öyle şey? Şimdiye kadar hiç görmedim. Ama babası askere gideli huyu çok değişti. Bilmem ki. Ali gideli bizi az aratmadı baba. Belki de duydukları doğrudur. Siz şimdi içeri girin, merak etmeyin. Biz ne yapıp yapıp onu bulacağız. Hı hı. Nasıl bulacaksınız oğlum? Beraber oldukları arkadaşının kim olduğunu öğrendik mi mesele kalmaz. Hadi teyzeciğim üzülme. Burası küçücük bir yer. Nasıl olsa buluruz onu. Hadi biz bir an evvel gidelim. Allah sizden razı olsun kısallarım.
Vazifemiz amca. Şimdi ne yapacağız? Jandarmaya haber vereceğiz. Başka çaremiz yok. Ama bir yandan da aramaya devam edeceğiz. Nerede? Kasabanın her yerinde. Reis yarın erkenden balığa çıkacağımızı söylemişti. Biz de sabaha kadar aramaya devam ederiz. Şimdi ayrılalım. Sabah rıhtımda buluşuruz. Hadi. Tozu dumana katarak bir sokağa sapışı var Adil Bey. Görmeliydin. Araba devrilecek sandım. İnşallah kötü bir şey yoktur. Ne olabilir yani Hüseyin Efendi? Boş ver. Neyse, saatler olsun. Eyvallah. Hadi hoşça kal. Şey, Adil Bey. Ne var Hüseyin Efendi? Diyecektim ki. Ne diyeceksin? Acaba 1-2 kilo şeker. Nerede? Bizim evde bile unuttular artık şekeri. Bu savaş herkesin canına okudu, canına. Siz öyle bilin. Ne demek yani? Şeker, un, tuz savaş sebebiyle yok olmuyor mu ha? Hangi cephede savaşıyoruz? Savaş etmiyoruz ama ondan beteriz. Dua edelim de bu savaş bir an evvel bitsin Hüseyin. Yoksa sonumuz felaket. Dünya savaş ediyor, bizse açlık kıtlık çekiyoruz. Anlayamadım gitti. Bu işte bir terslik var ama ne? Böyle sorularla kafanı meşgul edeceğine işine bak Hüseyin Efendi. İşine. Allah'ından korkmaz adam. Savaşın bitmesi işine gelir mi hiç? Uzasın ki sen paraları istif etmeye devam et. Merhaba Adil Efendi. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Bu savaşta bir türlü bitmedi. Evet öyle. Adil Bey. Ne var Abdullah Efendi? Biliyorsunuz bizim torun çok küçük. Biliyorum Abdullah Efendi. İstediğin şeker mi? Evet. Dostlar için bir şey yaparız. Bir hayır işlemek isteriz elbette. Sağ ol Adil Bey, sağ ol. Ama biliyorsun fiyatlar... Tabii, tabii biliyorum. Pekala. Akşama bir aralık uğrayıver ha? Olur, uğrarım. Hadi hoşça kal. Güle güle Adil Bey, güle güle. Jandarmanın söylediğini duydun Ramazan Efendi. Bütün ihtimalleri araştırıyorlarmış. Hadi şimdi sen eve git. Evdekileri de teskin et. Olur mu ocağım? Tabii olur. Ben müdüre söylerim. Jandarmadan haber alır almaz da sana hemen haber veririm. Hadi şimdi sen git. Merak etme. Sağ olasın ocağım. Nilgün nasıl? İyidir. Doktor Nezih Bey gerekeni yapıyor. Sen onu bırak. Hadi evdekileri fazla merakta bırakma. Sağ olasın ucağım. Bence sabahleyin Ramazan amcalara gidip çocuğu bulamadığımızı söylemeliydik. Ben beceremedim. Sana git söyle dedim, sen de gitmedin. Siz bence hata etmişsiniz. Kim bilir ne durumdadırlar şimdi. Komşuluk böyle mi olur? El elin. Biz el miyiz? O misali verme. Oy, ne demek hep hazırlıkta ha? İş mi yapıyorsunuz, çene mi çalıyorsunuz? Tamam reis, tamam. Şimdi bitiririz. Nerede bu çocuk? Nasıl oldu? Nereye gitti bilemiyorum. Allah'tan ümit kesilmez. Ah! 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 Ramazan Efendi de geldi. Ne oldu Ramazan Efendi? He? Ne oldu? Bir haber var mı Ramazan Efendi? Yoktur be haber, hiç yok.
Üzülme, bir haber çıkar herhalde. Ah canım. Ramazan efendi geldi, belki bir haber almıştır. Zeki de yanında mı? Yok. Baksana, Veli ile Hasan dün akşamdan jandarmaya bildirmişler. Akşamdan beri aradıklarına göre göreceksiniz, kısa zamanda bulacaklar onu. Abi ne söylersiniz siz? Bulsalardı şimdiye kadar çoktan haber alırdık kızancığımdan. Aklıma hep kötü şeyler gelir. Ne gibi Ramazan efendi? Hani dün akşam patlama olmuştur ya. Amma yaptın Ramazan efendi ya. Nereden çıkarıyorsun böyle kötü şeyleri? Allah korusun. Gelir işte akılcı ağzıma. Yapma Ramazan efendi, böyle şeyler aklına getirme. Hele sen biraz dinlenip kendine gel. Biz alakadar oluruz. Tebül, gel buraya, dümene geç. Olur reis. Hazır mısınız? Hadi avları hazırlayalım. Olur reis. Oy! Zeki bu, Ramazan efendinin torunu. Sen ne arıyorsun buraya? Babama gideceğim. Baban çok uzaklardadır. Hayır, orada. Babam orada. Ulan gelince atladı. Atladı şunları. Reis, atladı. Gel buraya. Reis. Ulan buraya gel. Ben ipi hazırlıyorum reis. Gel buraya derim sana. Allah Allah. Reis gel. Gel. Çekil şu çocuğu yukarı. Gel. 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 Gel reis. Hadi. Tamam. Ulan dere misin, nasıl? Babam karşıda. Oraya yüzerek mi gideceksin? Veli, habini kameraya götür. Tamam reis. Hadi. Yüzece kurulamayı da unutma yazma. Olur reis. Ailesi akşamdan beri onu merak ediyor. Hemen dönsek iyi olur reis. Döneceğiz uşağım, sen demir al. Tamam reis. Çekil bakalım Temel. Ne kadar güzel görünüyor burada. Çok güzel görünüyor. Şu anda Çınarlı Tepe'de olup o güzelim kır çiçeklerini toplamayı ne kadar isterdim. Uzun süre onlardan mahrum kaldığın söylenemez. Ama nedense birkaç gündür... Çınarlı Tepe'den deniz daha da güzel görünüyor, öyle değil mi Süheyla? Haklısın, daha da güzel görünüyor. Denizden gelen rüzgarın o tatlı esintisine kendini bırakmak... Yaprakların hışırtısına karışan kuş seslerini işitmek, sonra rüzgarla adeta oynaşan o rengarenk kır çiçeklerini seyretmek, aralarına uzanıp o gökyüzünün mavilikleri arasında kaybolup gitmek. Öylesine özledim ki o günleri. Yakında bunlara yeniden kavuşacaksın inşallah. Bilmem ki. Gerçekten kavuşabilecek miyim acaba? Yeter ama. Lütfen saçmalamaya başlama Nilgün abla. Tabii ki kavuşacaksın. Nezih Bey geçenlerde sana ayaklarındaki alçıları yakında çıkaracağını söylemedi mi? Söylemişti galiba. Söyledi tabii. Ben kulaklarımla duydum. Düşün bak, tekrar ayağa kalkıp yürüyebileceksin. Evet ama koltuk değnekleriyle. Kim söyledi onu? Nezih Bey mi? Evet. Tabii, kısa bir süre için gerektiğini de söylemiştir. Neden cevap vermiyorsun? Yoksa... Söylemesine söyledi ama... Anası da ne? Şimdi anladım. Yine kuruyorsun. Bu adam sana gerçeği söylemekten kaçınıyor. Seni oyalıyor. Bu duruma düşmene kendisi sebep olduğu için sana yalan söylemek zorunda kalıyor.
açıkçası göründüğü gibi dürüst bir adam değil. Hayır, öyle değil. Yani ben onun hakkında yanlış mı düşünüyorum? Evet. Çünkü o çok dürüst, ciddi ve nazik bir adam. Üstelik de çok yakışıklı. Evet. Seni gibi yalancı seni. İşte insanın ağzından böyle laf alırlar. Ama bu yaptığın haksızlık. Ve sen onu seviyorsun. Saklama. Evet. Çok seviyorum. İnşallah hayırlı bir haberle gelirler. Zeki evladım! Yavrum! Ne oldu sana? İçeri götürelim. Allah'ım şükürler olsun. Hadi geziniz Aydın. İnşallah bir şeyi yoktur. Doktor Nezih Bey'e haber salın. Üşütmüş olabilir. Bize müsaade. Nerede buldunuz? Bizim teknedeydi. Denize düştü. Bizim reis kurtardı. Hay sizden Allah razı olsun. Üşütmüş de olabilir. Dün geceden beri eve hiç gelmedi. Her halükarda Doktor Nezih Bey'e haber vermeli. Hay sağ olasın. Abi kız hanım, sen de eczacı İzzet'e haber ver, acele gelsin. Olur amca bey. Ateşi kaç? 37.8. Gripim biraz düşürmüş. İyi mi yani İzzet abi? Pek iyi sayılmaz. İzzet kardeşimiz ne de olsa eczacı. Bu işlerden anlar. Buyur evladım. Ne vardı? Rahatsız ettim teyzeciğim. Doktor Nezih Bey'i aramıştım. Nezih dün bir köye hastasını ziyarete gitmişti. Henüz dönmedi evladım. Ya öyle mi? Hastanız vardı herhalde. Evet teyzeciğim. Ramazan Efendi'nin torunu. Akşam üzeri birdenbire ateşi yükselmiş. Ailesi merak ediyor. Nezih tanır mı onları evladım? İlk mektebin hademesi Ramazan Efendi'nin torunu derseniz tanır. Pekala evladım. Nezih gelir gelmez söylerim. Geçmiş olsun. Sağ olun teyzeciğim. Sen de sağ ol evladım. Ne oldu? Doktor yok mu? Dün bir köydeki hastasını ziyarete gitmiş. Hala dönmemiş. Ya. Dün Bekir'in kolunu tedavi ettikten sonra bir hastaya gideceğini söylemişti. Ben de duymuştum. Abi ne yapacağız şimdi? İsterseniz Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürelim. Neyle? Taka Nuri'nin teknesiyle. Ya o zamana kadar doktor gelmiş olursa? Zira halası doktor gelir gelmez hemen göndereceğini söyledi. O da var. Hem daha çok üşütme tehlikesi olur. Tabii. Bence o kadar telaşa da lüzum yok. Hiç olmazsa sen buradasın. En iyisi doktoru beklemek. Halamın dün geceden beri uyumadığına bahse girerim. Bence de. Hadi iyi geceler. Dur bir dakika gitme. Sanırım halamın söyleyeceği bir şey var.
Ramazan Efendi'nin torunu hastalanmış. Dün akşamdan beri seni arıyorlar yavrum. Pekala, sen yat uyu. Beni merak etme, olur mu? Peki, olur çocuğum. Hadi gidelim. Abi doktor, ufaklık nasıldır? Korkulacak bir şey kalmadı. Tehlikeyi atlattı. İlaç vermiyorum ama üşütmemesine dikkat edin. Sağ olasın doktor. Sana karşı da çok mahcubuz. Mahcubiyet ne demek Ramazan Efendi? Bir daha böyle laf duymak istemem. Şimdi bana müsaade. Ziyaret edilecek başka hastalarım var. Al asmalık. Doktor bey borcumuz? Allah razı olsun doktor bey. İyi sabahlar oğlum. İyi sabahlar hala. Çocuğun iyileşeceğine pek sevindim. Nasıl düşmüş denize? Babası askere gidince Taka Nuri'nin teknesinde saklanmış. Taka Nuri denize açılınca babasına gitmek için denize atlamış. Taka Nuri de peşinden denize atlayıp onu kurtarmış. Taka Nuri ile konuşup çocuğu yanında çalıştırmasını isteyeceğim. Musluğun yanına temiz havlu astım oğlum. Sağ ol halacığım. Ya. Demek öyle. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sizleri yalnız bırakmayan o dostlarınızdan da Allah razı olsun. Ele o ızır gibi yetişen doktor kızı. Ya. İki gün iki gece gözünü kırpmadan hastaların yardımına koştuktan sonra gece yarısı demeden yardımınıza gelen doktordan da yüce Allah kat kat razı olur inşallah. İnşallah. Bak sana bir şey söyleyeyim Ramazan Efendi. Eğer bir insan kendisindeki kabiliyetlere ancak Allah'ın lütuf ve ihsanı sayesinde sahip olduğunu bilirse gurur ve kibirden uzak durur. Başkalarının yardımına koşmayı da bir vazife telakki eder. Bu kadar derin bilmem. Ama şu Nezih Efendi çok iyi biri. Sonra diğer memurlardan da çok farklı. Öyle.
Buyur Ramazan efendi. Sağ olas. Buyur. Sağ olas. Takanori. Takanori. Efendim. Bir dakika gelir misin? Senden bir ricam olacak. Nedir doktor? Zeki'nin bu garipliklerini önlemenin tek yolu var. Çalışmak, meşguliyet. Daha çocuk. Olsun. Babasını düşünmeye fırsat bulamamalı. İhtiyacımız yok ama. Seni kıracak değiliz da. Allahu Teala senden razı olsun. Senden de.